Temel aşılarını olması gereken bebekler, çocuklar şu an aşılarını olabiliyorlar mı? Kuduz vakası duymaya başladık mesela şu anda. Birkaç çocuktan. Kuduz aşısı bulunamıyor. Başka şehre gidip aşı olmak zorunda kalıyor çocuklar ya da yetişkinler. Şimdi buna dair bir şey yok. Böyle bir belirsizlik var. Genel olarak çocukların sağlığıyla ilgili bir tarama şeyi yok. Küçük ekipler geziyorlarsa eğer sağlık kuruluşları görebiliyorlar ama sürdürülebilir bir şey değil. Bu noktada çocukların sağlığa erişimiyle ilgili büyük bir problem kendini sürdürüyor. Bir diğer sorun da eğitim hakkı. Özellikle bölgede hala çocukların gidebilecekleri eğitim alanları kurulmuş değil. Sanıyorum Maraş ve birkaç ilde bazı çalışmalar yapılıyor bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ama bunun sayısı hakikaten böyle çok büyük bir ortamın içerisinde küçük bir nokta kadar kalıyor. Bu da çok dağınık ve bilimsel nitelikli bir yerde durmuyor tahmin edeceğiniz üzere. Jandarmaların, askerlerin çocuklara eğitim verdiği bir şeyden bahsediyoruz işte. Çadırdan bahsedebiliyoruz mesela böyle yerlerde ya da henüz bu sağlanmamışken 4-6 yaş grubu bir çocuk grubuna Kur'an kursunun açıldığını görebiliyoruz. Ama eğitim hakkında ciddi bir ihlal var. Oranın içerisinde de ama bununla birlikte şunun sağlanması gerekiyor. Tıpkı yetişkinler gibi çocukların da rutinlere ihtiyaçları var ve eğitim, okula gidip gelmek bu rutinlerin başında geliyor. Depremle birlikte çocukların bütün rutinleri yıkıldı. Yeniden bir rutine dönmek aslında yetişkinler için ne kadar sağaltıcıysa çocuklar için de böyle. Bunun da başında eğitim geliyor dediğim gibi. Bu yükümlülüğün hızlıca sağlanması gerekirken hala bir ay geçti üzerinden depremin. Hala buna dair bütünlüklü, hızlı bir politika yok. Bakanlık yaptığı açıklamalarda şunu söylüyor Milli Eğitim Bakanı. Mart sonunda tekrar değerlendireceğiz. Mart sonunda belli yerlerde açacağız gibi. Yani daha bir ay sonrasına bunu yapmayı hedefliyor. Bu problemler derinleşerek sürüyor. Ha bir de şunu eklemeliyim belki. Şimdi ilk etapta sadece birkaç yerden haberi çıkan çocuk istismarı vakalarının artabilme olasılığı çok yüksek. Çünkü tüm bu politikasızlığın ve güvensiz ortamın içerisinde, tehlikeli ortamın içerisinde çocuklar en korumasız grupların başında geliyor. Buna dair de bir önleyici, koruyucu politika yok. Tek başına bırakılmış durumda aslında çocuklar. Hem deprem bölgesinde hem de göç edilen yerlerde, deprem bölgesinin içerisinde de yani çadır kentler, konteyner kentler ya da yan yana gelinen çadır alanları ya da tekil tekil yerlerde sonuçta buralar çocuklar için çok güvensiz yerler. Hala tuvalet yok, banyo yok, oyun alanları çok uzakta olabiliyor. Buralarda istismar vakaları açığa çıkıyor. Birkaç tane duyduk. Bunlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını haberlerden takip edebildik. Bunlar da bizzat alandaki aslında kolluk güçlerinin yaptığı istismarlar.